Hocam İzmir'de çok ilginç bir maç var. Yine şeye benziyor aslında. Sakarya Göztepe maçına da benziyor. Çünkü iki büyük ekol bu ligin mazisi olan iki takımı Altay ve Samsunspor karşılaşacak. Ama bu iki takım arasında da evvelki sezon şöyle bir şey vardı. Altay Samsunspor maçıyla başlamıştı yine evvelki sezon. Geçen sezon değil, ondan önceki sezon. İki takım berabere kalmışlardı İzmir'de. O zaman Altay çok iyi bir kadroya sahipti. Paşa Ağosu'yla, işte Kapeli ile ve zirveye oynuyordu. Ve şey oldu, hani şampiyonluk hedefine sahip gerçekten kalibreli bir takımdı. Samsunspor ise yeni gelmişti aşağıdan. O da iyi transferler yapmıştı ama iki takım arasında hani kim kazanacak diye o zaman da bir şey olduydu. Merak ettiydi herkes. Şimdi yine merak ediliyor. Bu iki takımın bir başka özelliği de her iki takımın da kimlik bakımından Atatürkçü, işte demokrat çizgide ve birbirlerine karşı da büyük saygı duyan, sempati duyan taraftar kitlelerine sahip olması. Ligin iki kaliteli takımı, hani şey olarak futbolu bilen takımı, her ikisinin de yeri aslında Süper Lig. Ama bu sezon düşen Altay ekonomik sıkıntılarla düştü tabii. Kadro zaafı içerisinde. Samsunspor ise yani geçen bir espri yaptık. Yedekleri de çıksa şampiyonluğa oynar diye öyle bir kadro kurdu. Siz ne diyorsunuz, Altay Samsunspor maçı nasıl bir havada oynanır? Valla Akın Bey, işte dışarıdan baktığınız zaman işte Altay bu sene Süper Lig'den küme düşmüş. Samsunspor sürekli geri dönüş yapmak isteyen iki camia. Yani hakikaten belki birinci fikstürün birinci turundaki derbi maçı değil, belki de sezonun derbi maçı olarak yorumlanabilir ama maalesef öyle değil. Yani işi daha şey yaklaşıcı, daha böyle yakından takip eden insanlar için aynı şeyi söylemek söz konusu değil. Çünkü Altay'da hakikaten çok büyük maddi sorunlar var. Özellikle Özgür Ekmekçioğlu'nun çok büyük katkıları olduğu, sevgili Akın Bey, üçüncü liglerden neredeyse artık Altay diğer takımların kaderini mi yaşayacak diye herkes düşünürken 3. ligden düşmesine, Bal Ligi'ne düşmesine müsaade etmedi. Orada o yönetim değişikliği, Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığı döneminde bir geri dönüş yaptı. 3. ligden yavaş yavaş 2B'den de Tefe 1. ligine Özgür Ekmekçioğlu ile yükseldi Altay. Bunu camia zaten senelerdir takdir etti. Ve nihayetinde de Süper Lig'e çıktı. Sevgili Mustafa Denizli'yi başına getirdi. Lig'de müthiş bir başlangıç yaptılar. Ama nedense küstürüldü. Hem camia tarafından küstürüldü. Yani o ışığını, çalışma şevkini kaybettiği günden güne Özgür Ekmekçioğlu iki taraftan sıkıştırıldı. Hem camia tarafından sevgili Akın Bey yuhalandı. Hatta kendi babası küçük, çok genç bir spor adamımız Özgür Bey. Babası çıktı, dedi ki bu kadar nankörlük olur mu ya? Nereden aldık yani bu takım? Hakikaten doğru. Nereden aldık? Ne yemekler verdik? Maddi yönden neler yatırım yaptık Altay'a? Ve bu durumlara getirdik. Bu mudur yani? Yapılanlar bunu mu hak etti benim oğlum gibilerinden serzenişte bulundu. İkincisi de federasyondan çok memnun kalmadılar Akın Bey. Yani federasyondaki oluşumlar, daha doğrusu oluşumsuzluklar, yani yaşanan olaylar geçen sene, hakemlerin dışarıya kalması, Cüneyt Çakır gibi ve birçok hakemimiz falan sezon ortasından böyle uzaklaştırmalar falan. Tüm bunlar Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu Altay'a karşı alınan bir tavır. Sadece Altay'a değil, çoğu takımlara karşı haksızlığa uğradıklarını kaldı ki Akın Bey, ben de bir nebze olsun kesinlikle katılıyorum Özgür Bey'e. Yani bazı maçlarda hakikaten Altay'ın hakları yenildi ve küstürüldü. Açıkçası küstürüldü ki, yani her iki taraftan küstürüldü. Hem camia
tarafından bir vefasızlık olarak yorumladı sevgili Özgür Ekmekçioğlu Başkan olarak. Diğer tarafında federasyonda bu haksızlıkları kolay değil Akın Bey. Yani emeğinizi veriyorsunuz, paranızı veriyorsunuz ve karşılığında böyle şeyleri yaşadıktan sonra özellikle camianız daha fazla üzüyor. Daha federasyonda alışıksın. Yani birilerinin hakkına giriliyor hakemler. Bu sadece sana olmuyor. Ama eğer camianız da bunları görmüyorsa sizin yaptıklarınızı o zaman bir kendinizi sorguluyorsunuz ve Akın Bey diyorsunuz ki yani bu nedir yani benim işim bu, bu değil. O zaman ben niye girdim bu işe? Ve maalesef işte kongreler akabinde net bir şekilde bir yönetim belirlenemedi. 5 milyonluk İzmir'de doğru dürüst bir yönetici bulunamadı. Ve şu anda kadrolarının yabancı olsun, yerlilerin çoğu genç olsun satıldı. Kerimcan gibi Galatasaray'a çok önemli sol bek. Onun dışında yabancıların belli oyuncuları Kapel gibi şeye gittiler, Pendik'e gittiler. Onun dışında Björkander bile şaşkın ilk antrenmanda bir bakıyor. Kimi görecek? İbrahim Öztürk kalsa ne olur, kalmasa ne olur? 41 yaşına gelmiş artık bir stoka. Onun dışında Deniz 37-38 yaşında ve orada altyapıdan bazı oyuncular. Yani bu hakikaten ürkütücü bir tablo ve ben adım gibi eminim Akın Bey. Şimdiye kadar geçen seneden bu yana neredeyse 1,5-2 sene biz program yapıyoruz Akın Bey. Benle sen bu programımızda 3 aşağı 5 yukarı neyi konuştuysak, neyi tahmin ettiysek Akın Bey %95'i çıkmıştır. Yani herkes alsın videoları izlesinler. Yani Altay ve Malatyaspor bu sene küme düşmemek için oynarlar. Aa kalırlar mı? Onu bilemem. Yani bunların arkasından Gençler Birliği de geliyor. Bu ligin hiç şakası yok. Ve burada ben Samsunspor'u müthiş bir avantaj olarak görüyorum bu maçta. Dışarıdan bakıldığında bir yabancına sorsan, işte iddiayı oynamayı seven bir yabancıya bir daha sorsan Altay Samsun oynuyor. Altay geçen sene küme düştü. Samsunspor'da işte 7. bitirdi ya. Banko 1 Altay'a der ya, olur mu? Öyle şey ama maalesef öyle değil yani. Samsunspor 2-3 senedir yapmış olduğu hatalardan sonra yönetim nihayetinde bir teknik direktörü, benim gördüğüm kadar bir teknik direktörün vizyonu doğrultusunda transferleri yapıyor. Ve bence çok isabetli transferler Akın Bey. Savunmasında problem vardı. Savunmayı güçlendirdiler. Özellikle o üçgen her takımı başarıya götürüyor sevgili Akın Bey. Hangisidir o üçgen? Kale ve önümüzdeki iki stoper. O üçgen Ümraniyespor'u o üçgen 7 maçta mağlubiyet namalup bir tablo çizdirdi Ümraniyespor hakkında. Yani şimdi bakıyorum ben kalede Şumski, geçen sene kim vardı? Burak vardı Ümraniyespor'da. Onların önlerinde işte Alim vardı ve bu maç vardı. Şimdi bir bakıyorsunuz Şumski, yani bu ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi Erzurumspor'dan alınan. Onların önlerinde kim var? Alim var. İşte şeyden Ümraniyespor'dan alınan Alim ve Ankara gücünde şampiyon olmuş Yusuf. Yani bu üçgenin müthiş bir şekilde en büyük yarası olan Samsunspor'un burası güzeldi sevgili Akın Bey. İleride baktığımız zaman hakikaten korkunç transferler ve transferleriyle 13,5 milyon euro değerinde bir kadro kuruldu Akın Bey. İleriden o İkovası'ndan tutun. Hakikaten yapılan transferler sadece teknik direktörün başını ağırtır Akın Bey. Yani şimdi bütün sıcak patates, ben çok severim bu lafı. Yani adeta sıcak patates hocanın eline atıldı. Yani o sıcak patates futbolcular, teknik direktör ve yönetim arasında geçer. Maçı alırsınız Akın Bey. Şurada bizi izleyenlere biraz daha sempatik bir şekilde bazı olayları, deneyimlerimi anlatıyorum. Yani futbolcularla maçı alırsınız Akın Bey. Maçı aldıktan sonra o sıcak patates teknik direktörle beraber yöneticilere atılır. Primleri beklerler ya da işte ödemeleri beklerler yani. Şimdi eğer ödemeleri zamanında yaparsa yönetim, ödemeleri yaptıktan sonra resmen size sıcak patatesi atarlar. Yani en ufak bir mağlubiyette cezalar gelir Akın Bey. Yani o sıcak patates sürekli ya futbolcuların elinde ve teknik direktörün ya da yönetiminde. Yani böyle sezon birbirlerine sıcak patatesi atmakla geçer. Şu anda benim gördüğüm kadar Samsunspor yönetimi sıcak patatesi teknik kadroya ve futbolculara attı. Yani benden bu kadar.
Artık top sizde. En ufak bir başarısızlığı gelince biz buradayız. Gereken cezaları da nasıl para veriyorsak başardığınız zaman gereken cezaları da veririz. Yani mesaj bu ve ben bu maçı yani Samsunspor'u banko favori görüyorum Akın Bey ilk maçta. Ama en büyük dezavantajı işte futbolcuların bu sıcak patatesi algılamaları. Eğer ciddiye alırlarsa Altay'ı rahat yenip primlerini de alırlar. Eğer beni dinlemezlerse o sıcak patates anında yönetim tarafından onların eline geçer. Ondan sonra cezaları yerler. Hocam biz bu sene çok kumpir yiyeceğiz, öyle anlaşılıyor. Evet. Peki.